Servet yaratma yolculuğunda dördüncü videoda beraberiz. Bugün sizlere 100 bin dolar kuralından bahsedeceğim. Aslında bu kuralı ilk dile getiren ben değilim. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'deki değerli ortağı Charlie Munger. Charlie Munger diyor ki ilk 100 bin dolar çok zordur ama bunu yapmak zorundasınız. Her yere yürüyerek mi gidersiniz yoksa kuponlarla alınan şeyleri mi yersiniz? Amerika'daki indirim kuponlarından bahsediyor umurumda değil. İlk 100 bin doları biriktirmek için yol bulun. Ondan sonra ayağınızı biraz gazdan çekebilirsiniz. Şimdi bugün size ilk 100 bin doları biriktirmek için elinizden gelen her şeyi neden yapmanız gerektiğini anlatacağım. Matematik bunu ispatlayacağım size. Daha sonra da ilk 100 bin doları biriktirmek için bazı yöntemler önereceğim. Ayrıca sadece meselenin 100 bin doları biriktirmek olmadığını yıllık tasarrufunuzu nasıl artırmanız gerektiğini ve yıllık paradan elde ettiğiniz getiriyi nasıl artırmanız gerektiğini de size anlatacağım. Çünkü bütün bunlar servete çok daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Gelin şimdi 100 bin doların büyüsüne biraz daha detaylı bakalım. Önce bileşik faizin gücünden bir bahsedelim. Albert Einstein bile bileşik faizin dünyanın 8. harikası olduğunu söyler. Size şöyle bir soru. Birisi geldi size bir teklifte bulunuyor. Diyor ki 1 milyon dolar para vereyim sana hemen şimdi. Yahut da sana şimdi sadece 1 sent vereyim yani 1 doların %1'i kadar. Ama önümüzdeki 30 gün boyunca bu parayı hep 2'ye katlayalım. Hangisini tercih edersin? Evinin pek çoğunuz aklından 1 milyon dolarımı alayım gideyim ben adam belki vazgeçer var. Ama işi matematiğe oturtursanız biraz sonuç farklı. Size bunun için de basit bir tablo hazırladım. İlk gün 1 sentinize aldınız doların %1'i. Kendinizi biraz enayi gibi hissediyorsunuz. Arkadaşınızla size dalga geçiyor. İkinci gün 2 sent, üçüncü gün 4 sent. Hala çok fakirsiniz. 10. güne geldiğimizde 5.12 dolar. Arkadaş 1 milyon doları yedi bile belki. 11. günde 10.24 12. günde 20.48'e 2'ye katlayarak gidiyoruz. 20. güne geldik hala süper fakirsiniz. Arkadaşınızın 1 milyon doları var parayı bitirmemişse sizin 5242 dolarınız var. Ama eğer biraz daha sabrederseniz işler birdenbire değişmeye başlıyor. 21. günde 10.485, 22. günde 20.971, 23. günde 41.943... Hikaye anladınız sanırım ama sürpriz çok şaşırtıcı. Sadece 28. günde 1 milyon 342 bin dolara gelmiş durumdasınız. 30. güne geldiğinizde ise 5 milyon 368 bin 709 dolarınız var. Sadece 1 sentle başladınız ve 30. günde 5 dolar nokta 12 sentiniz var. O küsurat bile ilk paranızın neredeyse 12 katı. Bileşik faizin işte gücü böyle muhteşem yüksek bir getiri oranıyla bir parayı sürekli olarak yatırmaya devam ediyorsanız bir süre sonra korkunç kazançlara geliyorsunuz. Peki bunun bizim 100 bin dolar hikayemizle alakası var. Bir de eminim şu anda diyorsunuz ki para öyle kolay ikiye katlanıyor mu hocam? Elbette katlanmıyor. O yüzden şimdi biraz daha gerçekçi bir senaryoda 100 bin doların neden çok önemli olduğunu anlatacağım. Yüzde yüzlük getiriler öyle kolay değil. Yıllık yüzde yedi gibi daha alçak gönüllü bir getire razı olalım. Yani kenara koyduğunuz parada yüzde yedi getiri elde edebiliyorsunuz. Amerikan borsasına yatırım yapıyorsanız S&P 500'ün ortalaması yüzde sekiz arasındadır. Faizleri masrafta düşersiniz yüzde yedi gelir. Yani çok basit bir endeks fonunda ETF'de bu para kazanılır. Türkiye'de de pek çok size şu anda yatırım kaynağı yıllık %7'nin çok üzerine veriyor. Mesela Türk lirası faizler şu anda %45-50'ler arasında. E dolar da çok oynamadığına göre %30-35'ler veriyorlar neredeyse. Yani her zaman %7'nin üzerinde fırsatlar bir yerlerde var ama diyelim ki biz son derece muhafazakarız. %7'ye razıyız. S&P 500 gibi çok güvenli bir yerde %7'lik ETF'lere kitlemiş durumdayız paramızı. Ve diyelim ki yine yılda 10 bin dolar tasarruf edebiliyoruz. Yani eğer evliyseniz eşinizle beraber dişinizden tırnağınızdan artırıp bir 10 bin doları kenara koyuyorsunuz. Şimdi bana demeyin. Hocam 10 bin doları kim kenara koyabiliyor? Çok var birincisi. İkincisi bu ayrı bir sorun. Yani para kazanamamız ayrı bir konu. Ama ben biliyorum pek çok insanın para kazanmalarına rağmen servete kavuşamıyorlar. O yüzden biz bugünlük para kazananları bir odaklanalım. Daha sonra para kazanmak konusunda ayrı şeyler ileriki bölümlerde konuşacağız. Şimdi anlattığımızı bir tabloya çevirdiğimizde Birinci yılın sonunda 10 bin dolar biriktirmiş durumdasınız. Parayı yıl sonunda tek seferde yatırdığınızı varsayıyorum. Biraz matematik kolay olsun diye. O yüzden o yıl paranız hiçbir şey getirmedi. Sıfır getirisi var. Faiz getirisiyle beraber toplam paramız 10 bin dolar. Yıl sonunda yine paranız 10 bin dolar. İkinci yıl bir 10 bin dolar daha eklediniz sisteme. Bir de ilk yıl eklemiş olduğunuz şu 10 bin doların faizi geldi. %7. Bunun sonucunda faizle beraber geçen yılki paranız 10.700'e çıktı. 10.000'e siz eklemiştiniz. 20.700'e geldik. Bir satır daha matematiğini anlatayım. Üçüncü yıla geldiniz. Bir 10.000 dolar daha yatırdınız inşallah. Bu durumda bir önceki yıl 20.700 dolar paranız vardı hatırlıyorsunuz. Yüzde %7 faizle 1.499 dolar faiz getirdi. Böylece bir önceki yılki 20.700 dolarınız 22.149 dolara artmış oldu. E bu yıl tasarruf ettiğiniz 10.000 dolarla beraber de 32.149 dolara geldiniz. Matematik böyle işliyor. Böyle baktığımızda 100 bin dolara kabaca 8. yılda ulaşabiliyorsunuz. Yani %7 faize ve düzenli 10 bin dolar para yatırabiliyorsanız 8. yılın sonunda 102 bin dolara geliyoruz. E 8 yıl boyunca 80 bin dolar yatırdığımıza göre 22 bin dolar civarında bir getirimiz olmuş para yatırdığımız yerlerden. Kaç yıl sürdü? 8 yıl. Şimdi bundan sonra işler biraz değişiyor aynı düzende devam ederseniz daha iyi bir yatırımcı değilsiniz, geliriniz de artmadı. 102 bin dolardan 200 bin dolara ulaşmanız çok daha kısa sürüyor. İlk 100 bin dolarınızı 8 yılda elde etmişken bu sefer 8. yıldan 13. yıla yani sadece 5 yılda ikinci 100 bin dolarınıza ulaşıyorsunuz. 3. 100 bin dolara ulaşmak daha da kolay. Bakın 13. yılda 200 bin dolarımız var, 17. yılda 308 bin dolarımız var. Demek ki artık 4 yılda bir 100 bin dolar biriktirebiliyoruz. Eğer böyle devam edebilirseniz 17. yıldan sadece 3 yıl sonra 20. yılda 400 bin dolar aşıyorsunuz. Yine böyle devam edebilirseniz 20. yıldan sadece 2 yıl sonra 490 bin dolara yani neredeyse 5 bin dolara ulaşıyorsunuz. Ve sonra işler çılgınlaşıyor. 22. yılda 25. yıl arasında yani 2 yılda 100 bin dolar daha ekliyorsunuz. Sonra 100 bin dolar eklemeler gittikçe daha kolay hale geliyor. Hatta son düzlüğe geldiğinizde... 2 yılda 144 bin dolar tasarruf edebilir hale geliyorsunuz ve 944 bin dolara geliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam enflasyon etkisi vesaire onlar ayrı hesaplar. Biz şu anda matematiğin nasıl işlediğine bakıyoruz. Peki ne diyor bize bu matematik? İlk 100 bin dolar çok zor diyor. 8 yıl sürdü ama sonra o 100 bin doların üzerine yeni 100 bin dolara eklemek önce 5 yıla iniyor sonra 4 yıla iniyor sonra 2 yıla iniyor sonra neredeyse 1,5 yıla iniyor. Ve üstelik de bu sadece %7'lik faiz getirsinde. Yani bunu böyle bir kar topu gibi düşünebilirsiniz. Kar topunuz çok küçükse onu yokuştan aşağı yuvarladığınızda üzerine alabildiği yeni karlar küçük. Ama büyükçe bir parayı aşağı yuvarlıyorsanız bu durumda üzerine ekleyeceği paralar büyüyor. Buna sermayenin ölçeklenmesi diyorum. Yani hani derler ya Türkçe'de para parayı çeker diye tam o durum. Eğer büyükçe bir parayla başlıyorsanız hiç risk almadan neredeyse 150'lik bir faize çok hızlı bir şekilde paranız büyüyor. Küçük bir parayla başlıyorsanız işler daha zor hale geliyor. E bu durumda 100 bin dolara bir önce ulaşmak lazım. Ve 100 bin dolara ulaşma sürecinizi 7 yıl, 8 yıl değil de daha kısa bir sürece indirirsek harika olur. Mesela bunun için ne yapılabilir? Belki yıllık birikiminizin artışı artabilir. Yani sürekli 10 bin dolar yatırmak yerine her yıl biraz daha tasarruf edip bir önceki yıldan %5 daha fazla biriktirebilirsiniz. Bakın bu durumda 7. yılda 100 bin dolara ulaşmış durumdayız. Hatırlayın demin 30. yılda bile hala 1 milyon dolarımız yoktu. Bu sefer 25. yılda 1 milyon dolara gelmiş durumdayız. Ve dikkat edin getiri oranı değişmedi. Sadece daha fazla para kazandım veya daha fazla tasarruf ettim ve birikimlerimi artırdım. İlk yıl 10 bin dolar, ikinci yıl 10 bin 500 dolar, üçüncü yıl 11 bin 25 dolar artırarak gittim. Hayır bunu daha da fazla yaparım ben. Biz karı koca çok çalışkanız, yeni gelir kaynakları buluruz, çok da tasarruf ederiz derseniz ve yıllık birikim artışınızı %10'lara getirirseniz bakalım o zaman ne oluyor? Bir anda sadece 6,5. yılda yani şu arada bir yerde 100 bin dolara ulaşıyorsunuz. 1 milyon dolara ulaşmanız ise çok daha kısa sürüyor. 20. yılda 21. yılın arasında bir yerlerde 1 milyon dolara ulaşabiliyorsunuz. Matematiğe bir mucize daha ekleyelim. Diyelim ki iyi bir yatırımcısınız, haddini aşk kulübü üyesisiniz, paranızı daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Yıllık getiriniz belki %7 değil de %10 ki çok da yüksek getiri değil. Benim yıllık ortalama tasarruflarıma kazandığım para %20-25 arasında geçiyor ve öyle alt coinlere, çok riskli hisselere falan da yatırmıyoruz. Yani daha büyük hisselerdeyiz genelde. Bitcoin'deyiz vesaire ve yıllık %10'u çok rahat açıkçası ortalamada kazanıyoruz. Bazı yıl kötü gidiyor ama öbür yıl telafisi %10 kazanıyoruz. %10 tasarrufa geldiğinizde 6. ve 7. yıl arasında 100 milyona ulaşmıştınız ama 1 milyon dolara ulaşmak sadece 19 yıl sürmeye başlıyor. Matematiği bu kadar basit bu işin. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz bu sayılarla. Sayıyı büyüttükçe birikim miktarınızı bir sonraki 100 bin dolara kavuşmak çok daha hızlı hale geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Birincisi yıllık getirini artır yani daha iyi bir yatırımcı ol. Finansal okul yazarlığını geliştir ve %10'un da üzerinde paralar elde et. Mesela benim yıllık %20 düzenimde gidebilseniz ve 10 bin dolar biriktirseniz ilk yıl ve her yıl bir %10 yüzde civarında artırabilirsiniz. 1 milyon dolara kavuşmanız sadece 15 yıl civarında sürer. Hatta daha kısa, 14 buçuk yıl diyebiliriz. Şuraya bakın, 904 binle bir milyon 122 arası. 14-15 yılda dolar milyoneri olmak kötü bir proje mi değil? Yani elbette onu bir bölüme enflasyonu yenilecek vesaire Bunlar tamam ama nereden bakarsanız bakın, Amerika dolar enflasyonu şu anda yüzde iki buçuk üçlerde olduğuna göre bu ciddi bir tasarruf anlamına geliyor ve üstelik bu sayıları çok daha fazla büyütmek elinizde. Matematik tablolar yerine oturduysa oradaki iki kalemin üzerine durmak lazım o halde. Birincisi yıllık olarak kenara attığımız parayı artırmamız lazım. Yani birikimimizi yükseltebilmemiz gerekiyor. Birikim ne kadar yükselirse kar topu o kadar büyüyor, süreç o kadar hızlanıyor. İkincisi kar topunun getiri oranında artırmamız lazım. Yani bol karın olduğu, yüksekçe bir tepeden saldığımız kar topunun topladığı karla karın az olduğu bir ortamda, son derece az eğimli bir ortamda salacağımız kar topu aynı miktarda karı toplamayacaktır. İşte buna da finansal okuryazarlık diyoruz. O halde yıllık getiri yüksekliğini sağlamak için finansal okuryazarlığımızı geliştirmemiz lazım. Buna ilgili çok fazla araç var. Ben de bu araçlardan bir tanesiyim. Benim videolarımı izleyin. YouTube katıla, üye olun. Haddin Aşk Kulübü'nü yakında tekrar açıyoruz farklı bir formatta. Şu anda dolu biliyorsunuz kapasite oraya katın ama tek kaynak ben değilim. Çok kaliteli içerik üretenler var, kitaplar var. İnanılmaz zengin bir dünya. Ben daha iyi finansal okuryazar nasıl olabilirim? O zaman gidip normalde en iyi ihtimalle enflasyona yenilmeyen altına yatırım yapmazsınız. Gayrimenkulden bu kadar büyük ümitleriniz olmaz. Faizlerin süper düşük olduğu günler haricinde çok daha fazla kaliteli yatırım araçları bulursunuz. Paranızı dolarda tutmazsınız, paranızı TL'de tutmazsınız, paranızın sürekli büyümesi için doğru şeyler yaparsınız. İkinci konu ama bence daha önemlisi yıllık birikim yüksekliği. O da neden oluşuyor? Gelirleriniz ne kadar, giderleriniz ne kadar pek çok tasarruf uzmanı şu anda giderlerinizi nasıl azaltacağınız konusunda size bazı önerilerde bulunuyor. Ve ben özellikle ilk 100 bin dolara kadar o önerileri destekliyorum. Çünkü ilk 100 bin dolara ulaşana kadar her bir kuruş, her bir dolar önemli. Boşa harcamadınız her para 100 bin dolarınızı büyütecektir. Ama daha önemlisi bence gelirler. Çünkü giderler tarafında sonuçta azaltılabilecek miktar belli. Ve biliyorum ki özellikle Türkiye'nin çok zorlu şartlarında pek çoğumuz zaten giderleri tabana kadar çektik. Kiramız, çocuğun okul parası, zorunlu masraflar. Üstte zaten pek bir şey kalmıyor olabilir. O halde gelirler daha önemli. Peki gelir nasıl artırılır? Daha ben 3 videoda bunun üzerinde biraz durduk ama daha detaylarına gireceğiz. Ve son bir konu. Aniden tasarruftanız bozulmamalı. Ani bir darbeyle 100 bin dolarlık birikiminizin ciddi bir bölümünü atıyorum bir sağlık giderine, bir evinize gelen bir hasara ödemek zorunda kalırsanız başınız derde girer. Bu nedenle de yanlış anlamayın hiçbir sponsorum yok sigorta şirketi falan ama sigorta giderlerinizi kendi bütçeniz içerisinde mutlaka önemli bir kalem olarak görmeniz lazım. Çünkü bir sürü örneğini gördüm. Epey bir biriktirmiş arkadaş. Daha sonra birdenbire büyük bir gider çıkıyor. Arabası yanıyor. Evde bir hastalık geliyor. Evine bir hasar geliyor ve birikim bir anda eriyor. Onu tekrar yerine koyamıyorsunuz. Bu yüzden sigorta giderlerinde mutlaka bütçeniz içine yer ayırmanız gerekiyor. Sonrası kolay. Peki sonrası ne kadar kolay? Nasıl kolay? Önümüzdeki videolarda konuşmaya devam edeceğiz. Servet yaratmak bir yolculuk. O yolculuğun farklı formüllerinden, adımlarından bahsediyoruz. İlk 100 bin dolara ulaşmak bence en kritik adımlardan bir tanesi. Lütfen bu video biter bitmez. ilk 100 bin dolara nasıl ulaşırım üzerine kafa yorun. Buna ama gidip alt altcoin'lerde çok riskli hareketlerle falan düşünmeyin. Daha makul kontrol edilebilir yöntemlerle 100 bin nasıl ulaşabilirim? Birilerinden alabilir miyim? Bütün bunlar dahil oyuna. Ama helalinden, haram yemeden bir 100 bin dolara ulaşabilirseniz gerisi serbet biriktirmek yolunda çok daha kolay.